bildiğini gnostik yapar. Bir, düşüş motifi. İki, ezoterik bilgi anlayışı. Üç, dualist kozmos anlayışı. Dört, kurtuluş, mehdi, mesih anlayışı. Bu dört karakteristik özellik bir sekt, mezhepte ya da bir dinde bir arada bulunursa biz buna gnostik diyoruz. Ezoterik ise bunlardan bilgi kuramının bir mezhepte bulunmuş halidir, yani öğretidir. Okült ise daha çok sihir, büyü, astroloji ya da kehanet gibi uygulamalar için kullanılır. Dolayısıyla herhangi bir sekt, öğreti de bunlardan herhangi birisi yer alıyorsa biz ona okült diyoruz. Dolayısıyla buradaki gnostizm terimi en genel terimdir. Literatürde, yani milattan önce 3-2 mevcut literatürde 200'den itibaren milattan sonraki 300 yılına kadarki tartışmalarda sıklıkla uygulanan, genel kabul gören yapı budur. Teşekkür ediyorum.